Merhaba arkadaşlar Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet zil butonunun tümü yazan yeri işaretlerseniz bu şekilde tüm bildirimlerden haber alırsınız. Eğer orayı işaretlemezseniz e, bildirimler size gelmez arkadaşlar. Şöyle 22 numara tığımın numarası ve böyle petrol açık petrol yeşili tülbentim var. Şöyle tülbentim Cenk marka arkadaşlar kaliteli olsun diye tığ battılar deliniyor Göz zevkinize Şöyle güzel hitap etmek için bu şekilde. Tek renk açık petrol bir e, tülbent aldım. Şimdi modelimize bakalım. Evet, modelimiz bakın bu şekilde. Şöyle çok güzel hem yaprağı pipirikli hem de çiçeği bu şekilde pipirikli hafif bir model hazırladım şöyle uzaktan bakınca arkadaşlar sanki yaprağı çilek gibi gözüküyor şöyle ters tarafından bakayım ben daha doğrusu bu modeli görünce şöyle ters tarafından yaprağını çilek zannettim ilk önce yakından bakınca kirpikli bir yaprak olduğunu anladım böyle çok hoşuma gitti sizlerle de bu modeli paylaşmak istedim modelimiz bu arkadaşlar şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Tülbentimin kenarlarını ikişer zincir çekerek tığ hazırlıyorum. 696 nolu videomda tüm işlemleri, püf noktaları, kenar tığlama, mevcut arkadaşlar. Youtube'un arama kısmına 696 Nurgül'ün tığ ve iğne yolları yazdığınızda tülbent kenar tığlama işlemimiz çıkacak. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi arka tarafı unutalım arkadaşlar. ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitleyip 3 tane zincir çekiyorum. Hemen sıradaki tığ battıma girip sabitledim. Bakın bir tane bu şekilde e, tığ battı yaptık. iki tane tığ battığıyla başlıyoruz. Şöyle üçer zincirle çekmiş olduğum iki tane tığ battı Modelimize bu şekilde başladık. Bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki tığ battıya girip üç seferde 1 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Bu bizim yaprak için yuvamız olacak. Şöyle bir zincir çekip bir defa doladım. Hemen bakın 2 ve 2 olarak aldım. Bu şekilde tombik bir yaprak yapacağız çilek görünümü veren bir yaprak olacak. 4 zincirimi çekip buraya sık iğne ile sabitledim. Hemen yine bir defa tığımı doladım. 3 seferde 1 2 ve 2. Bu şekilde trabzanı yaptım. 4 zincir. 4 zincirimi kapatıyorum yine trabzanımın arasına ikinci kirpiğim oldu. Bu şekilde toplamda 5 tane Evet 5 tane olması lazım. 2 defa tığımı doladım. Hemen yuvanın içine giriyorum. 2 2 ve 2 alarak 3 seferde bir trabzan. 4 zincir kapatıyorum. 4 zincirimi trabzanımın arasına. 3. kirpik. 2 defa doladım. Hemen yuvanın içine giriyorum. Şöyle 1 2 2 ve 2 alarak bu şekilde dördüncü trabzanı yaptım 4 zincirimi çekip buraya trabzanın arasına sık iğne ile sabitledim tomurcuğumu yaptım 2 defa yine tığımı doladım Pardon bu sefer 3 defa en son 3 defa tığımı doluyorum ve 2 2 2 şöyle 2 alarak bakın en sonunu bu şekilde kalın olsun diye 3 sefer doladım şöyle yine 4 zincir tomurcuklarda zincir sayısı hiç değişmiyor 4 zincirden 5 tane bu şekilde tomurcuğu yaptık şimdi 2 defa tığımı doluyorum 3. tığ battımın içine girip şöyle 2 2 2 alarak 3 seferde bir trabzan yaptım bakın bu şekilde yan yatan bir yaprak yaptım arkadaşlar bakın burada da aynı şekilde üçüncü tığ battığının içine girildi şimdi buraya üç tane zincir çekiyorum hemen trabzanımın içine kapatıp buraya dört tane sık iğne şöyle iki üç dört bir tane daha yapıp beş tane sık iğne yapıyorum dibine değil bakın Trabzan yaptığımız yeri değil bir sonraki boş olan yuvanın içine kapatıyorum Altıncı trabzanın bu şekilde oluyor ve 8 tane zincir çekiyorum 4 5 6 7 ve 8 hemen şöyle ters çevirdim bakın buradaki 3 zincirin içine girip şöyle minik bir tomurcuk yapmıştık sabitledim 5 zincir çekerek düz tarafına döneceğiz. Bu da hem de kirpiklerimiz için yuva olacak. Düz tarafına döndüm. Bu 8 zincirin içine kapatıp buraya bir tane yuva oluşturdum. Geri kalan kısma sık iğne dolduruyorum. Şöyle 2 3 4 5 6 7 Bakın bu şekilde bir tık uzununu yapıyoruz arkadaşlar. 8 şöyle birazcık çekebiliriz. Ve aynı tığ battıya değil bir sonraki tığ battıya girerek sık iğne ile ipimi buraya sabit. Evet bir tanesini oluşturmuş olduk bakın çiçek için iki tane biri minik biri büyük olarak iki tane dal yapmış olduk. Yapılışı bu kadar arkadaşlar. Yine ilk başladığımız gibi aynı şekilde şöyle bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Sıradakine kapattım. Yine üç tane zincir sıradakine kapatıyorum. İki tane böyle tığ battı ara mesafesi verip hemen bir sonraki tığ battıya bir, iki, iki alarak üç seferde aldım minik bir trabzan bir zincir çekiyorum bir defa dolayıp hemen trabzana girdim 2 ve 2 alarak bu şekilde minik bir trabzan 4 zincir kapatıyorum 4 zincirimi şöyle minik trabzanımı tomurcuk bir defa tığı doladım trabzana girdim 1 2 ve 2 bakın bir tık uzun trabzan 4 zincir kapatıyorum. Hemen buraya ve iki defa dolayıp aynı trabzana şöyle 2 2 ve 2 olarak bu şekilde üç seferde bir trabzan 4 zincir kapatıyorum. Yine iki defa doluyorum. Şöyle 1 2 2 ve 2 alarak Trabzan yaptım. Bakın bu trabzanın darlığı da tombik olmasını o da sağlıyor. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum bakın. Evet şimdi sonuncu için üç defa tığımım doladım. 2, 2 alarak çıkacağız. 2, şöyle dibini birazcık oturtturuyorum. Sonrasını uzun çekiyorum. Dibini uzun bırakmayın. Sağ sola bollaşmasın. Dibini güzel sıkıca oturtturup sonrakileri boyuna göre bu şekilde bakın bir sonraki trabzandan bir tık uzun olacak şekilde e, Trabzanımızı yapıyoruz 4 zincir Hemen kapatıyorum tomurcuğumu Ve Şimdi arkadaşlar iki defa tığımı doladım 3. tığ battı bakın 1 ve 2 tane atlayıp 3. tığ battı ya 2 2 Ve 2 Yaprağı bu şekilde buraya yatırmış da oluyoruz Hemen Şöyle üç tane zincirde minik bir buraya tomurcuk yapıyorum. Hem de e, zincir çektiğim zaman batımı kolay oluyor. Sıkı neden daha rahat oluyor? Şöyle iki, şöyle üç, şöyle dört, beşinciyi de bir sonrakine kapattım. Şimdi sekiz tane zincir çekiyorum. Dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Ters tarafına döndüm. Bu 3 zincirli minik pıtırcığın içine girip kapatıyorum. 5 zincir. 2 3 4 ve 5. Hemen düz tarafına döndüm. Bu zincirin içine kapatıp çiçeğim için yapacağımız bir pirik için yuva olacak. Şimdi geriye kalan kısma da 8 tane sık iğne dolduralım. Şöyle 3 4 4 5 6 7 şöyle 8. de bir sonraki tığ battı. Şöyle boşluktaki üç tane zincir çekiyorum. Bakın. Şöyle iki tane dal yapıyoruz. Birisi minik, diğeri de böyle pipirimizi yapmak için uzun bir dal olacak. Yine iki tane Tığ battı. Ara mesafesi vereceğiz. üçer zincirde. 3 Üç zincir. Sıradaki tığ battı. Kapatıp Bakın arkadaşlar. Bu şekilde Yine ikinci yaprağımızı yaptık. Çimeni bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şöyle tülbentin renginden yapmak istedim. Böyle ara ara farklılıklar 150 oluyor. Evet. Şimdi pipirikleri de yaparak bu modelimizi tamamlayalım. Şöyle turuncu rengini zincir çekerek ipimi tutturdum İnşallah bu renklerin yanına da turuncu açar bu olmaz tülbent rengimizi bu ikinci dalımızın 5 zincirin arasına girip sık iğne ile ipimi buraya sabitleyip 5 tane zincir çekiyorum Evet 5 zincirimi çektim bu benim ilk kirpiğim olacak yuva olarak da sık iğnenin arasını kullanıyorum bakın bu şekilde güzel duruyor modelimiz hafif bir model bu şekilde de mini kirpikleri yaparsak fazla oyalayıcı olmaz. Güzel duruyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Şöyle 5 zincir. Kapatıyorum bu şekilde. Hemen yuvaya bir sık iğne. Bu sık iğne kirpiklerimin yuvası. 3 4 ve 5 zincir. Sık iğne ile şöyle ara kısmından girip bakın şöyle tekrar net göstereyim girmiş olduğumuz yer sık iğne kapattım sık iğnemi de yaparken fazla sıktırmıyorum bakın şöyle kapatıyorum hafif yumuşak bir şekilde 5 tane kirpik yapacağız 1 2 3 4 ve 5 yine aynı şekilde şöyle kapattım bu benim dördüncü kirpiğim olacak tekrar kapatalım Bismillahirrahmanirrahim yine sık iğnemi yapıyorum 5 zincir 5 zincirimi kapattım ve son olarak da sık iğnemi yapıyorum bakın başında ve sonunda muhakkak sık iğne yapmadan koparmayın bu şekil güzel duruyor Hemen ipimizi koparalım. Şöyle bakın duruşuna. Çok güzel duruyor dalımızın üzerinde de. Şöyle ipimi tığıma tutturdum. Yine bu ikinci dalın üzerindeki 5 zincirin arasından ip sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Yine 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi buraya sık iğne ile sabitliyorum. ve şöyle düzeltelim. Evet. Yuvaya giriyorum. Sık iğne. 5 zincir. 5 zincirimi kapatıyorum. Ve tekrar yuvadan bir sık iğne alıp sabitledim. 5 zincir. aradaki sık iğnenin içine girip şöyle göstereyim net sık iğne yaptık ya buraya arasındaki kısma gelirsek açılıyor evet. zor bir şey değil de yine de şöyle net gözüksün görün istiyorum arkadaşlar tane tane 1 2 3 4 ve 5 hemen kapatıyorum ve sağ yine bir sık iğne bir sık iğne 5 zincir bu şekilde kirpiklerimizi yapıyoruz ve yine kapattım. Son olarak da sık iğnemi yapıp şöyle bir zinciri de üzerine çekip kotor. Sık iğnesiz ve zincirsiz asla koparmıyoruz. Bakın çok güzel oldu. Hemen temizleyip geleyim. Evet arkadaşlar yapmış olduğumuz modelimiz bakın bu şekilde oldu. Şöyle turuncu rengi acaba pembe ve beyazın yanına olur mu diye düşünerek yaptım ama güzel açtı sanki. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Ben tülbenti yapmaktan en çok arkadaşlar böyle renklere karar vermesi beni yoruyor. Hani tülbenti bir oya ya karar hangi modele karar verirsen hangi renklerle yapacaksan rahatlıkla oturup böyle sakin kafayla yapıyorsun. Ama e bunun renk onu açar mı? O onu boğar mı? O ona güzel olur mu? Bu renk bu petrole gider mi? Düşünmekten gerçekten zor oluyor yani yapımından. Renklere karar vermesi daha zor oluyor. Modelimiz bu şekilde. Şöyle bir de türbentin üzerinde koyun. Daha güzel olur sanki. Evet. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.